başına, sırma saçına. Hayranım yar senin filan boyuna, kara gözüne, tatlı sözüne. Kurban olayım yarim o gül yüzüne. Saçına hayranım yer senin fidan boyuna, kara gözüne, tatlı sözüne. Kurban olayım yarim o gün yüzüne. Sönmek bilmiyor, acısı kalbimde dinmek bilmiyor. Seneler geçse de bitmek bilmiyor, seneler geçse de bitmek bilmiyor. Kalem kaşığına, sırma saçına, hayranım yar senin fidan. Hoş bulduk, teşekkür kara ediyorum. Kara kaşına, fidan boyuna. Bu kadar iltifattan sonra herhalde. Kara kaşına, kara gözüne. Aman ya Rabbim. Daha fazla okuruz galiba. Nasıl bir şarkıdır bu? Nasıl bir aşk şarkısıdır? Teşekkür ediyorum. Efendim, 158 TV ekranlarından herkese merhabalar, kucak dolusu sevgiler. Cumamız hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Hayırlı cumalar diliyoruz. İnşallah bugün ettiğimiz bütün duaların en hayırlılarını Rabbim nasip eder bizlere. Haftanın son gününde çok özel konu ve konuklarla Vizyon 58 TV ekranlarınız. İnşallah sizler de ekranlarınızın başında bizleri bekliyorsunuzdur. Naci Altan da benim karnım sürekli çekiyor böyle linklerden bütün sürekli. Bütün Müslüman aleminin cuması mübarek olsun. Evet. Bize cumalar diliyoruz. Evet, evet. Dediğim gibi duanın da işte hayırlısı hayırsızı evet. Var. Ettiğimiz duaların biz bilemeyiz. Yaradan bilir, kurban olduğum Rabbim bilir. En hayırlılarını bizlere nasip etsin diyoruz. Haftanın son günü dediğim gibi çok özel konu ve konuklarla karşınızdayız efendim. İlk program konuğum zaten... Metin'e sen zaten yıllardır tanıyorsunuz. Programımızda bulunmaktan gerçekten keyif aldım. Teşekkür keyif ediyorum. Başarıların devamını diliyorum size de. 35 yıllık bir müzik hayatın var. Teşekkür ederim. Ferdi Tayfur gibi. Ferdi Fon'dan çıkmış bir sürü albümlerin evet. Var. Ahmet Selçuk'un tozunu yuttuk yani aynen, sahnederken. Aynen. Un kapanının gerçekten yetiştirdiği. Ferdi abiyle beraber çalışmalarımız çok kıymetli bir isimsin. Müzik adına her şeyi konuşacağız. Metin'e sen de hem Türk halk müziği var efendim. Arabesk var, fantazi var, repertuar o kadar geniş ki. Müzik sektörünü... Müziğin her türlü seviliyor. Ben herhalde oradan o şeyi aldım. Repertuarın çok geniş. O kadar sayısız albümlerin var. Konuşacağız, müziğe dair her şeyi konuşacağız bugün. İkinci program konuğumsa sevgili Vizyon 58 TV izleyenleri, alanında gerçekten uzman, doçent doktor Nuri Haksever, endokrinoloji
ve metabolizma uzmanı kendisi. Neleri konuşacağız? Şeker hastalığı olan, şeker rahatsızlığı olan seyircilerimiz gerçekten ekran başına dolu dolu, bilgi dolu bir program sizleri bekliyor. Şeker hastalığında doğru tedavi nedir? Değil mi hocam? Evet. Şeker düşürme tedavisi doğru mudur? Şeker hastalığı ne zaman başlar? Çoğu kişi şekerin yükseldiği, yani şekerim yükseldiği dediği zaman başladığını sanıyor. Şeker rahatsızlığı, şeker hastalığının başladığını sanıyor. Bu doğru mu? Kendisinden, uzmanından evet öğreneceğiz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayınıma. Hocam şeker hastalığı nedir? Öncelikle böyle bir soruyla başlayayım. Şeker hastalığı nedir? Belirtileri nedir? Ve en doğru tedavi yöntemi nedir? Biraz uzun olacak ama evet. Herhalde zaman var nasıl olsa. Tabii ki hocam. Şimdi şeker hastalığı aslında herkes şekerin yüksekliğinde seyreden bir hastalık olarak zannediyor. Hı-hı. Ve tabii adı gibi şeker değil ama bir de yediğimiz şeker var. Zannediyor ki yediğimiz şeker sadece şeker hastalığına sebep oluyor. Evet. Ve gıdayı yerken de işte tatlı gıdaları yememeye gayret ediyor. Hı-hı. Oysa şeker hastalığı sadece şeker yüksekliğiyle seyreden bir hastalık değil. Evet. Protein ve karbonhidratların durumu da bozuluyor. Yağların durumu da bozuluyor. Hı-hı. Yani aslında çok yönlü bir hastalık ve şeker yiyip yememek bir yan ama esas en büyük tehlikesi özellikle unlu gıdalar. Ekmek, pilav, makarna gibi gıdaların yenilmesi tehlike yaratıyor. Biz de hocam Türk halkı olarak pek severiz efendim ekmeği. Kesinlikle yani. Hamuru, pirinç pilavı çok severiz. Ekmeği her şeyi yanıyoruz. Ekmek evet. Olmazsa ekmek üzeri ekmek yiyoruz. Aynen öyle. Pilavla ekmeği yiyen evet. Türk milleti. Ekmeği yanıyorsun içine tekrar bir ekmek koyuyorsun evet, falan. Evet, evet. Tabii ekmeğin özellikle o fırından çıktığı zaman o kokusu, tadı geldi beni bile mest ediyor. Geldi diyesi bozma. Değil evet. Bak Aykut nasıl evet. Bakıyor, bak böyle bakıyor. Taze bakın. Taze fırından çıkmış Aykut. En zararlısı o galiba. Ya hamur işleri. Hamur işleri özellikle sıkıntılı. Evet. O yüzden şeker hastalığı, evet şeker yüksekliğiyle biz tanıyoruz ama sadece şeker yüksekliği pek çok problem de var yanında. O problemler gözden kaçtığı için evet. Bir süre sonra bu da bir sinsi bir hastalıktır. Yani doğru. Hemen sıkıntısı ortaya koymuyor. 10-15 yıl sonra sıkıntıları anlıyoruz. O zaman da gözden kaçırdığımız şeyler vücutta probleme ulaşmış oluyor. Hmm. Şimdi şeker hastalığının çoğunlukla doktora ne zaman geliyor? Eskiden daha kötüydü. Şimdi tesadüfen ölçümler çok fazla var. Başka bir nedenle doktora gidiyor. Baş ağrısı için gidiyor. Karın ağrısı için gidiyor. Bir tahlil yapılırken şeker yüksek buluyor. Hocam belirtilerini sizden alacağım, uzmandan alacağız tamam. Efendim. Ama bir canlı yayın numaralarımızı hatırlatalım. Çünkü sorular olabilir seyircilerimizin, tabii, tabii. Şeker hastalığı problemi olan seyircilerimizin. Efendim alan kodumuzla birlikte 0212 571 çift 058 numaralardan bizlere canlı canlı ulaşabilirsiniz. Sorularınızı canlı canlı hocama, değil mi hocam, sorabilirsiniz. Tabii kesinlikle. SMS'lerinizi bekliyorum efendim konuyla ilgili. 58 yazıyoruz, boşluk bırakıyoruz. Adımızı, soyadımızı, hangi ilden olduğumuzu ve sorumuzu yazdıktan sonra 3969'a gönderiyoruz efendim. Hocam buyurun sizdeyiz. Tamam. Şimdi bizim öğrencimiz zamanımızda evet. 3P denilen bir sendrom vardı. İşte çok idrar çıkardı, yemeği çok, iştahı çok artardı evet. Gibi ve evet. Çok su içerdi. Şimdi bunlar gene var ama aslında anlaşıldı ki bunlar hastalığın son devre bulguları. Öyle mi? Evet. Şimdi bize genelde şeker hastalığı şu anda nasıl geliyor? Göz doktoruna gidiyor. Göz doktoru diyor ki sende katarak var, şeker olmasın. Ya da bir kadın hastalıklı uzmana gidiyor, kaşıntısı var. Bir türlü mantar var deniyor, şu var deniyor, ilaçlar veriliyor ama etkili olmuyor. Bakılıyor ki şeker var. Tabii yani şu anda... Sinsi bir hastalık. Sinsi bir hastalık. Evet. O yüzden bize şu anda pek çok hastalar ya bir başka doktor tarafından geliyor ya da tesadüfen ölçümlerde geliyor. Şeker hastalığının başlangıcı hiç bulgu yoktur normalde. Hatta ve hatta hastalar yüzde kendi okulda çok iyi hissederler ki yani... Allah Allah derler, inanılmaz iyiyim. Yani enflasyon gibi diyorum buna. Piyasaya bol para verirsiniz. Evet. Herkes o parayla ne yapacağını şaşırır ama doğru. Arkasından ne yapar? Ekonomiyi bozar. İşte şeker hastalığının başlangıcı öyle sinsi olduğu için ancak hastalık 10-15 yıl sonra şikayetler, başka nedenle şikayet ortaya çıktığı zaman tesadüfen tanınıyor. Eğer o da tanınmazsa bir 5 yıl daha geçiyor. O zaman da işte dediğim gibi çok su içme, bazı insanlarda zayıflama, çok idrara çıkma gibi şikayetler ortaya çıkıyor. Belirtileri hocam şöyle maddeleyecek olursak eğer, şeker hastalığının belirtileri sık sık idrara çıkmak efendim. Ama geç belirtileri. Geç belirtileri. Evet. 10 yıl sonraki belirtiler. İlk belirtileri de hocam. İlk belirtileri nedir?
Görmede bir bulanıklık olabilir. Bulanıklık efendim, görme ellerinde, bulanıklık. Ellerinde, ayaklarında üşümeler ortaya çıkabilir. Üşüme. Baş ağrılar ortaya çıkabilir. Baş ağrısı. Şeker düşüklüğü gibi yemekten sonra bir uykuya meyil olabilir. Beynin sanki karıncalandığını hissedebilir. Hep uyku uyuma isteği doğabilir. Hocam bu saydığım maddeler bende var. Ben de bir şeker hastasıyım acaba. Bakın diyorum ya, şeker hastası çok sinsi. Ve kan şeker ölçümüyle başlangıçta tanımıyor bile. Canım hocam saydığım maddeler var. Ben, ben de esasında uyku... size bazı slaytlar getirmiştim ama onları veremedik. Evet. Reklamdan sonra verelim tamam. Hocam. Seyircilerimizle de paylaşalım bunu. Tamam. Yani o slaytların üzerinde gösterirsem hani belki biraz daha net anlaşılır ama sonuçta şunu biliyoruz ki şeker hastası sinsi bir hastalık olduğu için ve şekeriniz yüksek çıktı ya mesela 126 çıktı herkes biliyor ama kan şekeriniz 100 ve 110 iken bile şeker hastası olabiliyorsunuz. Hatta 90 iken bile şeker hastası olabiliyorsunuz. Dolayısıyla şekerim normal çıktı. Ben şeker hastası değilim demek son derece yanlış. Yanlış olurmuş. En büyük sıkıntı bu. Yani tamam 130, 140, 150 tamam şeker hastası. Hocam özellikle böyle ben de hocam şeker hastalığı olabilir mi diyen o şekilde gelen hastalar bravo. Var mı? İşte esas önemli olan risk faktörü. Burada göbek çevresi çok önemli. En önemli bulgular yani kilodan bile daha önemli. Yani tabii ki kilo önemli ama body mass indeksi ya da vücut kitle indeksi dediğimiz işte boyla kilo ölçülüyor. Bir takım rakamlar var onlara özel ölçümle. İşte 25'in üzerine çıkınca o rakam şeker hastalığı riski artıyor. Ha, 30, kiloyla da alakalı. 35 ama en önemli belirteç göbek çevresi. Efendim göbek çevremizde şey yapıyoruz. Şöyle ben hatta bazen takılıyorum arkadaşlarıma da normalde bir kadının göbek çevresi 82 santimin altında olması lazım. Erkeklerde 92 santim sizde zaten yani, öyle bir sorun yok. Ben direkt kendim. Misafirimizde yani, de yok. Evet. Erkeklerde 92 santimdir. 92. Kadınlarda? 82. 82 ne zor yani, ölçülsün çok erkeklerde basit. Erkeklerde 92. Ne zor alsın herkes. Bel çünkü bölgesi. Göbek deliği var ya. Evet. Göbek deliğinin oradan. Tabii bu arada kendi kendimizi kandırmayalım. Nefesi içe çekiyor bazıları. Böyle o yapıyor falan filan. Yok hocam benim seyircilerim yapmazlar kesinlikle. Biz hani şey yapsınlar. Bizi izleyenleri tamam. Kesinlikle yapmazlar. Normal salı veriyoruz efendim. Hocam öyle o şekilde diyor. Salı veriyoruz. Evet. İçimizi çekmiyoruz. Bu şekilde bel göbek. Kısmından, göbek kısmından evet. Göbeğimi alacak değil mi hocam? Evet, göbeğin üzerinden. Kadınlarda 82 efendim. 82. Erkeklerde 92. İçimizi çekmiyoruz. Ama hemen göbeğimi. Tabii bu böyle bir sınır geçer gibi değil. Rakam arttıkça risk büyüyor ama. Ben işte takıldığım nokta şurası. Erkeklerde 102 santim üzerine çıkınca kişinin hiçbir şikayeti olmasın. Kalbin sapa sağlam desinler, tansiyonun normal desinler, şekerin yok desinler, kolesterolün normal desinler. Kendisini boğa gibi kuvvetli hissetsin. Ben diyorum ki sıkıntı. Sana borç para vermem. Sapa sağlamım diyor. 102 santim. Diyorum ki yarın sabaha sağ çıkacağım belli değil. Bakın çok net söylüyorum. Mutlaka ölecek demek değil. Evet. Ama risk o kadar anormal artıyor ki. Yani bırakın rakam, şeker hastası olmasını evet. Her an ölüm riski artıyor. Yani şimdi bu kişi yani tabii Allah uzun ömür versin, sağlıklı yaşasın ama zaten yaşadığı zaman da çok hastam var benim. Zayıflaktan sonra şunu söylüyorlar. Ya hocam diyorlar biz bugüne kadar neden bu kadar yük taşımışız? Ya yani, evet. Kolay her değil. Şey, her şey erken teşhiste değil mi canım hocam? Yani, kesinlikle. Hani dedim ya illa işte gözünde bir problem var, illa işte kadın hastalıkları bunlar belirtileri ama erken tanı her zaman için çok iyidir. Bu kesinlikle. Her alanda böyle. Hatta benim şöyle seminerlerde şunu anlatıyorum. Bizler hastalığın ne demek olduğunu bilmiyoruz. Biz zannediyoruz ki hiçbir şikayetim yoksa sağlamım bu doğru değil. Yani, öyleyiz canım tabii hocam. Ki, Türk milleti olarak biliyorum, yani biliyorum. Ağrıması gerekiyor, kanaması gerekiyor %95. Yani. %95. Doktora gidiyorum. Yani şikayetim yok Allah'a şükür. Diyor ki ben sağlamım. Tabii ki sağlıklı olsun ama değil. Tersine de şikayetler ortaya çıktığı zaman şikayet hastalık zannediyorlar. Şikayet hastalık demek değil. Evet şikayet var, anormal bir şey var ama bu bazen vücudun kendisini düzeltmek için kendisine gösterdiği bir çaba. Aynen öyle. Eğer biz onu bozarsak, mesela çok basit bir örnek verince herkes anlayacak. Zehirli bir şey yediniz. Evet. Mideniz bulanıyor, kusuyorsunuz. Şimdi kusmak iyi mi kötü mü? İyi bir şey tabii ki. Tabii ki iyi bir şey. Tabii ki. Şimdi ben size zehir kusmanızı atıyorsun. Engellesem, iyilik mi yaptım size kötülük mi yaptım? Kötülük yaptım tabii. Çünkü aynen o zehir içinizde kaldı. Evet. İshal olması iyi mi kötü mü? Hocam her 6 ayda bir çıkartıp yani demek istediğimi anlatabildim mi? Anladım gayet. Bazı anladım. Şikayetler hastalık değil, vücudun kendisinin iyileşmek için gösterdiği çabadır. Öksürük öyledir, bulantı öyledir. Hatta en çok yüksek ateş. Hatta dün bir kadınla konuşuyordum. Yüksek ateşin çok korkuyordu. Ama ve 38 derece ateşte ilaç kullanmaya kalkıyordu. 39,5 dereceye kadar ben ateş yani tabii kişiden kişiye göre faktörler değişti ama mümkün o kadar ilaç kullanmaması lazım. Neden? Özellikle çocuklarda çok tehlikeli. Evet. Ateş vücudu kuvvetlendiren bir reaksiyondur. Bağışık sistemi kuvvetlendirir.
Eğer siz çocuğunuzun ateşinin çıkmasını engellerseniz ileride Allah korusun kanser olmasını kolaylaştırırsınız. Bakın bu nereden nereye değil mi? Evet, nereden nereye yani? Ateş o kadar önemli doğru ki. Doğru bildiğimiz yanlışlar. Tabii ki. Evet. Ben bunu her seminerde anlatıyorum. Kitaplarımda yazdım. Şimdi uyanma zamanı diye. Tabii ki ateş çıksın kendi keyfine demiyorum. Ama soğuk kompreslerle düşünmeye kalkarsınız, kontrol ederseniz tabii ki her şeyin fazlası zararlıdır. Yani yüksek ateş havayla falan sebep olur ama doğru. Korkuyla hareket edip ateşi düşürmek hücreleri güçsüz bırakır. Bu şuna benzetiyorum. İlk bir bebek doğduğunda ana kuzusu daha yürüyemiyor. Sonra paytak paytak yürümeye başlıyor bir yaşında. Evet. Ama düşüyor kalkıyor. Doğru. Siz çocuğunuzu hiç yürütmezseniz aman çocuğun başına bir şey gelmesin. Düşer sağını solunu kırar diye hep kucağınıza taşırsanız çocuğunuzu. Kasları gelişmez hocam. Bravo. Küçük motor kasları falan. Gerçi benim çocuğum yok ama küçük motor kasları oluyor herhalde. Bak Aykut nasıl geliyor. Nasıl kafanızda canlandırdınız değil mi? Evet efendim. O çocuk hayat boyu yürüyemeyecek. Motor gelişimi engelleniyor canım hocam. Onu biliyorum ben evet. Okula giderken öğretmen düz çizgiler çizdirdi bizi yuvarlaklar. İlk çizdiğimiz yuvarlaklar nasıl olurdu çizgiler falan yamuk buruk olurdu. Aynen öyle. Ama çize çize el kaslarımız gelişiyor. Gelişiyor tabii. İşte ateş de çocuğun bağışıklık sisteminin gelişmesi çok önemli. Hocam o noktada ebeveyn ne yapmalı? Anne baba ne yapsın? Çok basit. Onu da söyleyelim. Dediğim gibi ateşini ölçeceksiniz. Çok korkmayın bir defa. Hı-hı. Tabii ki her bir çocuğun mutlaka çocuk doktoru olması lazım. Yani güveneceğiz bir çocuk doktoru olması. Evet. Bir an buna götürdüm, bir an buna götürdüm değil. Çocuğunuz daha doğduğu an nefes aldığı andan itibaren bizi yani dahiliye uzmanlarına gelene kadar mutlaka ve mutlaka bir çocuk doktorunun kontrolünde olacak. İkincisi böyle ateş yükselenleri olduğu zaman zaten benim bir takım korunma için önerdiğim bir takım vitamin gibi malzemeler var. Onları kullanırsa zaten olmayacak ama havlu, ıslak havlu, serin havluyla koltuk altına, başına, karnına soğuk kompresler yapabilir. Bakar bunlar iyi gidiyor. Evet. Ateş olsa da vücudunu kuvvetlendirir. Çok zor durumda kalırsa tabii ki bir ibuprofen falan şeyi anlatmayayım ilaç ismini vermiyorum ama evet. Bir ateş düşürücü. Ateş düşürücüler arasında farklar var. Çünkü bazı ateş düşürücüler çocuğun ilerideki detoks mekanizmalarını bozuyor. Bakın. Detoks mekanizmaları bozulunca o çocuğun... Hocam ebeveyn nasıl bilsin bunu? İşte, doktor hangisini veriyorsa işte, bilen yani doktoru, burada doktor işte çok yani, önemli. Her doktor bilmiyor tabii ki ama bilen doktora görüşüyor. O yüzden güvendiği bir doktor diyorum. Çok önemli bunlar. Doğru. Çocuk şeker hastalığı o yüzden göbek çevresi çok önemli. Evet. Ayrıca çocuğun en önemli benim verdiğim konulardan bir tanesi de çocuk ne kadar meme emdi. Bu çok önemli. En az minimum 6 ay emmesi lazım. Eğer ne kadar az emdiyse. Tabii bu arada tek başına süre önemli değil. Annenin sütünün kalitesi önemli. Bazı annenin sütü ben buna da şeye benzetiyorum. Boyaya benzetiyorum. Bazı marka boyalar var. Bir kat vuruyorsun duvara. Pırıl pırıl kapatıyor. Evet. Bazıları da sulu boya. Kaçak mıdır ne anlamadım. Vuruyorsun boyayı. Kapatmıyor lekeyi. İşte o annenin de sağlıklı beslenmesine bağlı. Sağlıklı beslenirse anne sağlıklı süt oluyor. Anne kaliteli gıda yemediği için gerekli gıdaları sütün de kalitesi bozuk oluyor. İlla ki. Bu arada bu durum hayvanları da aynı şekilde. Eskiden hayvanların beslenmesi ne kadar kaliteliydi. Tabii. Taze yeşillikle otlanırlardı. Açık havada güzel. Şimdi hayvanları kapattık bir ahıra sarı samanla besliyoruz. Şimdi iki hayvanın sütü aynı olabilir mi? Tabii emziren annenin de organik beslenmesi gerekiyor değil mi hocam? Sadece organik de değil. Tabii ki organik beslenmesi ama taze gıdalar, kaliteli gıdalar, içinde vitamin, mineral olan gıdalar tüketmesi lazım. Eğer bunları yemezse sütün kalitesi düşüyor. Çocuk kalitesiz sütle bir yılda emse gene sıkıntı var. Olmaz. Ama ben sütün kaliteli olduğunu varsayıyorum. Minimum 6 ay süt emmesi lazım. Eğer bir bebek sütünü az emiyorsa sıkıntıdır. Sonra bebeğin doğum kilo ağırlığı 3 kilonun altındaysa ya da 4 kilonun üzerindeyse o çocuğun ileride şeker hastası olma ihtimali fazladır. Yani bakın daha anne kanında. Sonra çocuğu hamilelikte bir takım sorular soruyoruz. Hocam yetişkinler falan değil, ergenler falan değil. Yani baktığınız zaman bir çocuğun bile yaş, yani 3 yaşında, 4 yaşında bile şeker hastalığına yakalan... Ben şimdi, bravo çok güzel. Evet. Onun nedenini de size daha sonra söyleyeceğim. Yine bak Aykut. Yani çok önemli sırlar bak, paylaşacağım. Benim Aykut'ta da, benim sevgili kameramanım da bak 7 yaşından beri şeker hastasıymış ki Aykut daha 23 yaşında. Neden bunlar oluyor? Esas da korunma da çocuk o kadar basit ki eğer... dediğim gibi şimdi doğum kilomuzu hadi bilemedik. Ha bu arada tabii anne eğer hamilelik sırasında şeker yükseldiyse hamilelik sonrası bu kişinin şeker hastası olma ihtimali çok yüksektir. Ya da aniden kilo aldıysa. Evet. Ya da hareketsiz yaşam sürenler.
ya da tansiyon hastalığı olanlar. Burada da spor şart diyorsunuz değil mi hocam? Kesinlikle. Ya, evet. Ağır spor demiyorum bakın. Çok basit. Ayrıca yürüyüş. Sabahtan bir saat yürü, bir de akşamüstü bir saat yürü. Senden daha sağlıklı bir insan olmaz. Evet. İki evet. saat ama vitrin gezer gibi değil. Bazı insanlar vitrin gezer gibi geziyor. Nişantaşı'ndan örnek veriyorsunuz canım hocam bilmez değil. Diyor. Çok güzel orada. Yani bir şey yetişiyormuş gibi. Bir şey yetişiyormuş gibi. Bağdat yani, Caddesi'nde aynen öyle. Bağdat Caddesi'nde görebilirsiniz böyle. Gece evet. bayanları efendim. Nişantaşı sonra diyor ki yürüdüm. Tamam yürüdüm de kendi kendini kandırma. Yani şey gerçek yaptım. Olan şey var. Benim arkadaşım öyle yapıyor. Aslında biz şeker hastası olabileceğini evet. yaklaşık 50 tane faktörümüz var. Şimdi hepsini burada anlatmayacağım ama işte kolesterol değerinin şöyle olması, bilmem nesi, karaciğerin şöyle olması. Hı-hı. Yani her şey aslında bize bir bulgu. Evet. Ya da kişinin yedikleri özellikle hamur işi yoğun besleniyorsa, televizyon karşısında mesela yapılan çalışmalarda 4 saatten fazla zaman Hı-hı. geçiren kişilerin meme kanseri riski bile artıyor. Bakın evet. meme kanseri nereye, televizyon karşısında nereye diyorsun ama... Şeker hastası olma riski artıyor. Hamur işi yiyenler keza aynı şekilde. Hareketsiz. Karbonhidrattan fazla beslenenler aynı şekilde. Evet. Hocam şöyle bir sözünüzü balla kesiyorum. Şöyle bir balla, şekerle kesiyorum diye. Kesin, şekerle kesin. SMS'lerimize bir bakalım seyircilerimizden. Evet, evet. Seyircilerimizin soruları var hocam size. İznik'ten Coşkun Bülbül beyefendi İznik'e selamlar olsun efendim. Hashimoto. Evet, Hashimoto. Hashimoto. O, evet. o benim şeyimde de altta da Japon. Var hocam. bunu terimsel de şey yapalım hocam. Tamam. Terimsel seyircilerimize de açıklamasını yapalım. Tamam. Bilmeyenler olabilir. Tabii ki çok doğru. Hashimoto tedavi edilebilir mi? Bir de Erzurum'dan bir SMS gelmiş. Tuncer evet Tuncer Bey. 57 yaşındaymış. Erzurum'a selamlar, sevgiler. 3 aylık şeker ortalaması önemli mi? Yani hemoglobin A1C önemli mi? Yoksa günlük açlık şekeri mi hocam? Tamam. Yayınınızda başarılar diliyorum Yeliz Hanım. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Erzurum'a selamlar. Tamam. Çok güzel. Şimdi evet. Hashimoto'ya bak. Hashimoto bir Japon doktorun Hı-hı. adı diyelim. Öyle söyleyelim. Evet. Neden? Çünkü adam bir durumu tarif etmiş. Bazı kişilerin tiroidi başlangıçta büyüyor. Nodüllü falan ya da olmayabiliyor ama büyüyor ve bazen fazla çalışıyor, bazen Hı-hı. az çalışıyor. Evet. Ama 5, 10, 15 yıl sonra gidecek küçülüyor, sertleşiyor ve Hı-hı. hipotiroid dediğimiz tiroid bezinin az çalıştığı bir durum ortaya çıkıyor. Ve tiroid bezi ölüyor. Bunu adam tarif etmiş. Bağışıklık sisteminin bozuk çalışması ile ilgili bir durum. Hı hı. Ve tiroid antikorları oluşuyor ve tiroid bezini yok ediyor. Tiroid bezine saldırdığı anda hormonlar fazlaşıyor. Evet. Arkasından o saldırı sonucu hani bir atom bombası atılmış gibi yıkıldığı için oradaki hücreler hı hı. düşüyor. Ve bunun tedavisi yok diye biliniyor. Neden? Siz bu saldırıyı durdurmazsanız... Devamlı adam gelip bomba atacak. Siz de ne yapıyorsunuz? Tiroid hormonu veriliyor genelde tedavide. Tiroid hormonu tedavisi, ben bunu Instagram'da da yazdım. 4 aşamalıdır aslında Hashimoto'nun tedavisi. En sonki tedavisi... Hashimoto derken tiroid diyoruz. Esasında tiroid hastalığın özel bir biçimi. Hı. Ama beslenme biçiminden ötürü inanılmaz ön plana geçti. 1994 yılında ben hep anlatırım seminerlerinde bir hastaya 30 yıl boyunca bana tanı konulamamıştı demişti. Evet. O zaman doktorlar bile bilmiyordu bu hastalığı çoğunluğu. Ve ben o hastaya Hashimoto tanısı koyduğum zaman bu ne biçim hastalık? Niye bana bugüne kadar kimse bu tanıyı koyamadı demişti. Demiştim yanlış soru soruyorsunuz. Siz bana hastanızı tanıdığım için teşekkür etmeniz lazım. Aynen. Çünkü başka bir yere gitseydi o tanıyı koyamazlardı bile. Hocam alanınızla ilgili çok da kitaplarınız var. Tabii. Çok sürekli yurt dışında seminerleriniz var. Ya, esasında doğru sürekli. Soruları sorduğumuz zaman yani ben tiroid hapı veriyorum. Bu ne işe yarıyor? Hasta tedavi ediyor mu? Etmiyor. Ne yapıyor? Sadece eksik olanı tamamlıyor. Tabii ki bu da önemli. Çünkü hormon eksikliğine bağlı damar sertliği olacak, kanslık olacak, zeka düşüklüğü olacak, depresyona gireceksin, katarak olacaksın, vitamin eksilecek, ayakların şişecek, böbreğin bozulacak. Yani evet. o kadar önemli ki tiroid hormonu. Bu noktada da işte uzmandan dinlemek gerekiyor. Evet. Uzman doktora yani evet. bu konular gerçekten doğru adresteyiz şu Kesinlikle. Anda yani kanal olarak. Hashimoto'da evet. Önceki tedavide tiroid bezinin yıkılmasını engelleyebilirsiniz. Hı-hı. Ondan önceki evrede saldırıyı engelleyebilirsiniz. Hı-hı. Ondan önceki evrede risk faktörünü düzeltebilirsiniz. Yani elimizde çok silah var evet. ama kişiler o anki bilinç ve bilgi durumlarına göre hı hı. artık en basit olanı tercih ediyor ama bu doğru değil. Şimdi hemoglobin A1C'ye gelince de gene Hashimoto ile ilgili olursa gene konuşuruz. Daha şeylerimiz var hocam. Tamam. SMS'lerimiz var. Tamam. Bayağı sorular geliyor. Hemoglobin A1C'ye cevap vereyim mi? Aynen ondan sonra da var. Tamam. Bu sorunun cevabını tamam. şey yapalım. Hemoglobin A1C çok önemli bir değer. 2 ile 3 aylık bir ortalamasını gösteriyor şekerin.
Neden önemli? A1C. Evet. Hemoglobin. Neden önemli? Hı. Şeker aslında bizim vücudumuzdaki proteinlere yapışıyor. Proteinler vücudumuzun yapı taşı. Evet. Ve şeker yapıştığı yerde o protein aslında yok ediyor. Ve geri dönüşümsüz bir şekilde yok ediyor. Yani geri dönüşüm yok. Damara yapışırsa damarı mahvediyor. Beynine yapışırsa beynini mahvediyor. Kalbe, böbreğe nereye yapışırsa oraya mahvediyor şeker. Ve şeker ne kadar yüksekse ütü gibidir. Bakın ben bunu çok basit bir örneğini kitaplarında da yazdım. Sıcak bir ütüyü alın. 30 derece sıcaklığı, 40, 50, 80. Değişik. Evet. Sizin cildinize bastırsam hangisi daha fazla yakar? 80 derece olan. Yani, tabii bir de. Azıcık şöyle, azıcık bastırsam, bir de çok şiddetli bastırsam hangisi daha fazla yanar? Derim yanar hocam. Bravo. Yanar mı? Kimisi bir saniye tutsam, kimisi bir dakika tutsam daha fazla. Değil mi? İşte şeker nasıl cildimize ütüyü bastırdığımız zaman yakıyorsa, şeker de proteinleri aynı şekilde yakıyor. Geri dönüşüm yok. Şimdi hemoglobin A1C kan hani demir taşıyan hücreler var vücudumuzda. Hı hı. Bu hemoglobin denen de bir protein aslında. Evet. Fakat 2 ile 3 ayda bir yenileniyor hücreler. Hı hı. Dolayısıyla 2-3 ayda bir biz bunu ölçerek kan şeker ortalama yüksekliğini buluyoruz ama asıl önemli olan şey şu. Kişilerin çoğu şöyle zannediyor. O da yanlışlardan bir tanesi, doğru zannettikleri. Hemoglobin A1C şimdi 12 idi. Daha sonra 8'e düştü. Zannediyor ki o bitti. Hayır. Ütünün izi kaldı. Yani 12'nin olduğu zarar kaldı vücudundan, o kaybolmadı. Evet. Yani 10 yıl sonra şekerin artık hemoglobin A1C'nin 5'e düştü, 6'ya düştü diyeyim. Normale düştü. Bunun tanısı nasıl oluyor hocam ya da tedavisi? Yani çok tedavisi ileride... geri dönüşümsüz dedim. Çok özel bir takım müdahaleler var ama maliyetli. Ben şunu diyorum, 100 liralık maliyeti karşılamayan bir adam 1000 liralık, 10 bin liralık bir tedaviyi asla karşılamaz diyorum. Evet. O yüzden daima korunmak son derece önemli. Hemoglobin A1C'nin kesinlikle ve kesinlikle 6,5 üzerine geçmemesi lazım. 6,5. 6,5. 7 olduğu zaman bizim elimiz ayımız titrer diyeyim. Öyle söyleyeyim. Hemoglobin değeri. Hemoglobin A1C. A1C değeri efendim. Evet. 6,5'u geçmemeli. Geçmemesi lazım. Yani 8'in üzerine çıktığı zaman ilaçlar etkisiz kalıyor. Ve ben onu diyorum ki sen dünyayı terk ettin. Şu anda uzayda yaşıyorsun. Seyircimizin sorusunu cevaplamış oldun hocam. Evet. Teşekkür ediyorum. Açıklamalı, ayrıntılı. Mardin'den Hüseyin Bey yazmış yayınınız harika. Teşekkür ediyoruz efendim. Mardin'e selamlar. Metabolik sendrom ile şeker hastalığının bağlantısı nedir? Hocama sorarım Yeliz Hanım evet. demiş. Mardin'e selamlar. Ya bravo, bayağı bilinçli seyircilerimiz Mardin'den var. Geldi hocam SMS. Hepsini tebrik ediyorum. Esasında Mardin'den bana internetten de çok sorular geliyor. Demek ki hakikaten Mardinli kişiler bayağı sağlığına önem veren kişiler evet. diye düşünüyorum. Evet. Şimdi metabolik sendrom aslında direkt olarak şekerle alakalı değil. Ama şeker hastalığının ortaya çıkması için en önemli faktörlerden bir tanesi. Metabolik sendromun değişik komponentleri dedim, değişik bileşenleri var. Hı-hı. Şeker yüksekliği, işte bel çevresinin genişliği, Hı-hı. tansiyon yüksekliği gibi. Fakat bizim en çok önem verdiğimiz metabolik sendromda Hı-hı. şudur. Bazı metabolik sendromu olan kişiler zayıftır. Yani demin dedik ya göbek çevresi 90-202. Evet. Bununki belki 90. Ve Türk halkı olarak ne yapıyoruz biz? Zayıf olduğunu gördüğümüz kişiye ya ye ya zaten sen zayıfsın ne olacak diyoruz. Kilo olanları belki yemeği engelliyoruz ama evet. biz bunları gizli obez diyoruz metabolik sendromda. Hmm. Gizli obez yani aslında 80 kilo ama 120 kilo gibi. Hocam benim metabolizmam çok hızlı mesela yediğimi yakıyorum ben. Evet. Hızlı yani. O zaman şey mi oluyor ben gizli şeker şey mi oluyor yani? İncelemek lazım. Bence de hocam. Yorulunca olma olasılığı var tabii ki. Gizli obez dediniz. Evet. Evet. Ben de öyleyim siz, ama metabolizmam çok hızlı. Ben yediğim pek çok hızlı. Sizin öyle olduğunuzu düşünmüyorum. Ama çok hareketliyim ben ondan. Belki oradan dengeliyor ama metabolik sendrom şeker hastalığının bir ön devresi gibi. Hocam hiperaktif insanlarda da olabilir mi şeker? Herkes de olabilir. Çünkü ben var hiperaktif. Herkes de var olabilir. Yani korunmak için bir durumunuz yok. Şimdi esas ben metabolik sendromun netisine geleceğim en önemli kısmına. Aynen. Metabolik sendromun en önemli konu insülin direnci. Insülin direnci gözle görülmüyor. Ancak göbekliyse ya da şekeri varsa ya da kadınlarda kıllanma varsa polikistik over dediğimiz bir hastalık vardır. Hani yumurtalıklarda kistler çıkıyor. O zaman insülin direnci olduğu anlaşılıyor. Ama yapılan çalışmalarda alerjilerin altında da insülin direnci var. Bağırsak bozukluğunun altında da insülin direnci var. Karaciğer yağlanmasında da var ve en önemlisi kanser. Kanser insülin direnci yok, inanılmaz alakalı. Safra kesesi taşları. Yani insülin direnci o kadar önemli bir konu ki. Evet. Yani bunun önemini anladığınız andan itibaren gerçekten anlayan bir kişi, bakın anladım, yok. Gerçekten anlayan bir kişi bir daha ağzına ne sigara koyar
ne ekmek koyar. Bu kadar net söylüyorum. Hocam pazartesi günü ben koştur koştur check-up'a gidiyorum. Böyle bir korktum Gülsün ki. Gülsün Direnci hiçbir probleme sebep olmasa bile. Evet. Her şey mükemmel gözüküyorsa bile. Evet. Damar sertliğinin en önemli nedenidir. Evet. Zeynep Hanım göndermiş. 45 yaşındayım. Kayseri'den. Kayseri'ye selamlar olsun. Edirne'den Kars'a herkese selam olsun. Bizleri izleyen tüm seyircilerimize. Şeker hastasıyım 6 yıldır. Hocam bal yiyebilir miyim? Yeliz Hanım yayın hayatı. Başarılar. Teşekkür ediyoruz. Bal yiyebilir miyim? Şeker hastası. Bal yiyebilir miyim? Şimdi benim yapım yasaklara pek sevmem. Ama tabii ki hep kararınca tabii karar ki doğru çıkmış. Bilgilendiriyorsunuz. Evet. Asıl önemli olan şeker aslında tüm aldığı kalori kısıtlamaktır. İlk prensip odur. Yani 1200 mü? 1400 kalori mi sana az yeterli? Yiyorsun, hocam. Kalori kısıtlayacağız. Bu bir. İkinci, karbonhidrat miktarını kısıtlayacağız. Yani %55 yerine %45'e düşüreceğiz. Bunu düşürdükten sonra da tabii ki şeker, bal, ben hatta şekerlemesine bile karşı değilim. Eğer diyorum ki şekersiz çay içemiyorsan bir tane tatlandırıcıya bile gerek yok. Bakın bunu da söylüyorum. Tatlandırıcıya bile gerek yok. Eğer günde bir ya da iki, hadi üç tane kesme şeker kullanıyorsan hiç sorun yok. Evet. Balda da aynı şekilde. Bir tatlı kaşığı bal yiyorsa hiç sorun yok. Hatta ben bazı hastalarıma şunu tavsiye ediyorum. Diyorum ki ılık bir suyu alın diyorum. Hani çok kaynar gibi değil ama ılık olsun. İçine diyorum bir yemek kaşığı kadar bir sirke, elma sirke üzerine katlıyorum. İçine de tatlı kaşığı kadar bal koy diyorum. Biraz da tarçın istediğin kadar. Bunu her gün en az bir bardak böyle bir su iç. İnanılmaz çok güzel. Yani çok etkili. O yüzden biz bala karşıyız ama neye karşıyız? Sahte balsa... Organik bal yiyoruz. Evet. Zeynep Hanımcığım. Kaliteli bal olsun. Kaliteli bal yiyoruz. İkincisi evet. Miktarı kaçmasın. Bir de balı baklava üstüne yemeyelim. Yani şeker hastası Zeynep Hanım. Yani dolayısıyla biz... üstüne bal. Yani espri yapıyorum da çoğu insan şöyle yediklerini saymıyor... Pilavları, pirinçleri, bulgurları... Tabii canım, aman götürürüz. Aman onlar şeydir diyor, ekmekleri yiyor falan filan. Tabii. Arkasından... Her işten sayıyor. Bir balık karışısı yapıyor. Ya bal. Pirinçleri var yani, şeker. Ben reçele bile bakın, şöyle söyleyeyim. Evet. Küçük bir kutu reçel deniyor ya da bir tatlı kaşığı kadar reçel. Onu bile yiyebilir. Eğer şeker katmadıysa... Ev yapımı yapılırsa kesinlikle yani, eğer şeker koymadıysa, bakın şeker koymadıysa bir de ilaveten... Evet. O zaman bir yemek kaşığı hatta iki yemek kaşığı bile yiyebilir. Ama şeker koyduysa dışarıdan... Bir tatlı kaşığını geçmesin. He, yani bakın biz rahatız. Aynen biz öyle. Kimse hayatı zehir etmiyoruz. Yeter ki sağlıklı yaşasın. Gözü kör olmasını istiyoruz. Çünkü şeker hastalığı biliyorsunuz sıkıntıları. Evet göze... 15-20 sene sonra körlük başlıyor. Böbrek et nezliği başlıyor. Ay. Sonra diyalize gidiyor. Haftanın 3 günü taşınıyor hastaneye. O diyaliz hele berbat bir şeydir. Ne fena bir hastalık canım hocam. Şeker hastalığı. Ayaklarda yaralar çıkıyor. Evet. Kesilmek zorunda kalıyor. Ay. Eller ayaklar buz gibi ben oluyor. Ben eserime bir bakayım yanıyor. Hocam. Ay evet. Yani, ellerde ayaklarda bu üşüme. Keşke titreme. Şeker gibi olsa böyle ara şekerli insanlar güler yüzlü, tatlı insanlar adı olsa. Adı çok masum ama nasıl tehlikeli, nasıl şeker berbat. Şeker adının adını değiştirelim. Bence de hocam ya. Zehir hastalığı koyalım. Zehir hastalığı. Kesinlikle canım hocam. Yani kesinlikle. Şeker hastalığı diyoruz ama arkasından neler saydınız yani. Kesinlikle evet. Gerçekten. Adı gibi değil ne yazık ki. Evet. Zehir hastalığı diyelim hocam. Zehir hastalığı diyelim. Gerçekten. Mardin okuduk. Burdur'dan Vedat Bey yazmış. 55 yaşındayım Yeliz Hanım. Kiloyla bel bölgesi faktörlerinin diyabette ne kadar önemi var demiş. Evet, hocam. Üzerine demin durmuştuk ama sorun. en önemli faktörlerden bir tanesidir. Belki bir numarasıdır. Hı hı. Bel çevresi 92 santimi geçtikçe ne kadar çok artarsa 102 santimi geçtiyse hele o kişi... Şeker hastası olmaması hiçbir nedeni yoktur. Bu arada biraz alındım ben. Ben Sivaslıyım. Güya Sivas televizyonu. Hiç Sivas'ta soru gelmiyor. Evet Sivas. Hocam canım hocam geldi. Hacer Hanım. Geldim he. Evet tamam. Geldi yoksa, hocam. Bak Sivaslılara gönül koyarım ona göre. Evet hocamız da çok kıymetli hocamız da efendim. Biz bütün Sivaslı. Şehirleri geziyoruz. Seminerler veriyoruz. Özellikle geldi. Sivaslı hemşehrilerim. Geldi canım hocam Hacer Hanım'dan şimdi heh, düştü. 36 yaşındaymış. Şeker hastalığı genetik diyorlar hocam. Ama benim annemde babamda yok fakat bende çıktı. Çok güzel. Bu demiş. Soruyu çok sevdim. Sivas'a aslan selamlar hemşerime efendim. Selamlar. Şöyle söyleyeyim ben. Genetik aslında bir savunma mekanizması. Evet. Yani annemde babamda var kaderimse çekerim. Bu yalan. Yalan. Şimdi. Hocam öyle diyor yalan. Çam ağacından kavak ağacı olmaz. Olmaz hocam. Çam ağacından çam ağacı olur. Aynen hocam. Ama nedir?
Boyu biraz kısadır, biraz iridir, biraz uzundur, kısadır, yeşilliktir, az sarıdır falan gibi. Aynen. Şimdi anne baba şeker hastasıysa şeker hastası olma ihtimali yüksektir. Doğrusu bu. Yani hem anne hem baba şeker hastasıysa %80 olasılıkla şeker hastası olma potansiyeli var. Ama dikkat ederseniz demin risk faktöründe bunu saymadım bile. Neden? Göbek çevresi, hareketsizlik daha önemli. Anneden emdiğimiz süt kalitesi daha önemli. Dolayısıyla annemizle babamızla şeker hastası olmasa da şeker hastası olabiliriz. Ama annemiz babamız şeker hastası olsa da eğer hareket edersek, egzersiz yaparsak, yediklerimize dikkat edersek, hamur çamur yemezsek, sebze yersek sapa sağlam oluruz. Evet. O yüzden kader değil, genetik değil. Evet, doğru söylüyorsunuz hocam. Aslında konuları şimdi SMS'leri bitirelim. Tamam. Can hocam. Nasıl ondan sonra daha değineceğimiz daha çok konular var. Biz buradayız. Herkese faydamız olsun. Şimdi Ankara'dan Songül Hanım. Ankara'ya selamlar efendim. Benim doğup büyüdüğüm şehir. Ankara'ya selamlar, hürmetler. Stres ve üzüntüden eşimden dolayı şeker hastası oldum hocam. Bu erkekler ne? Bu erkekler. Hanımları şeker hastası yapıyoruz. İçini halbuki onlar aslında, bizim gözümüzün nuru. İçini dökmüş aslında Songül Hanım bize. Bu hastalığa yakalanmam tamamen eşim kaynaklı. İyi yayınlar diliyorum. Çok geçmiş olsun. Rabbim şifanızı versin. Evet. Ben de feminist diyorum. Bak bu erkekler diyorum. bu erkekler. Ben de erkek olmama rağmen erkeklere sopa sallıyorum. Hocam stresten. Hanımları başımızın tacı. Benim bakış açım budur. Sizi gider erkekler. Çünkü hakikaten. Onlar olmazsa biz bir işiz. Ben bunu çok net söylüyorum. İşte o yüzden evlenmiyorum canım hocam. Korkuyorum ondan dolayı. Aman diyorum. Bak Aykut nasıl bayağı. Kameranın arkasına nasıl bakıyor. Herkesin kıymetini bilen bir kişi çıkması lazım. Öyle aynen. Stres şeker hastalığı son derece önemli. Tabii ki tek başına stres şeker hastalığı yapma. Bir defa bunu söyleyeyim. Ama çok kolaylaştırıyor. Hocam kadın içini dökmüş. Yazık evet. Ya. SMS'de bak. Eşimden dolayı şeker hastası oldum. Bu hastalığa yakalanmam tamamen eşim kaynaklı. Eşimden dolayı yazmış ya. Haklı mı? Şöyle bir hatası versin. Olduğunu da düşünüyorum. Muhtemelen strese girince insanlar stresten dolayı çikolata yiyorlar. Stresten dolayı baklava yiyorlar. Stresten sonra kek yiyorlar. Bak nasıl bağlantı kuruyorsun canım hocam. Bak erkek mantığı. Ama öyle. Erkek mantığı bak, canım hocam. Şimdi stres olsun ama yemesin bunları. Tabii bak biz stres olsun demiyoruz ama tek başına stres olsun. Eğer bunları yemezse şeker hastası olamıyor gene. Hastalıklardan korunma yolu var. Eğer o stres oldukça havuç kemirsin, pırasayı yesin, çiğ bütün sebzeleri yesin. Bak bununla ilgili de bir SMS geldi hocam. Tamam. Tatlıyla ilgili. Bu noktada hemen girmem lazım. Nereden gelmiş? Nereden? Yok bir yerden değil. Şehir olarak yazmamış. 22 yaşındayım Yeliz ablacığım. Çok tatlı yiyorum. Şeker hastası olur muyum? Ha Konya'dan. Evet. Burak. Konya'dan Burak gönder. Harikasınız ablacığım. Yayınınızı kaçıp teşekkür ediyoruz. Konya'ya selamlar Burak'cığım. Fazla şeker de fazla tatlı da çikolata. Şöyle tek başına tek başına tatlı yerek şeker hastası olunmaz. Bir defa bunu çok net söylüyorum. Çok yani, sık ama tatlıyorum diyor. Bu dedeme anlaşılmasın ki tatlı şeker hastası yapmış bizi yiyelim demiyorum. Değil efendim. Tek başına diyorum. Fazla şeker yemesi hastalık yapmaz. Ama yanında özellikle unlu gıdalar çok önemli değil. Bakın baklavadaki ben yağdan ziyade şekerden ziyade unlu kısmına karşıyım. Evet. Ama çok yoruldu canım hocam. Ama tabii hiçbir şeyin, her şeyin bu arada fazlası zararlıdır. Yani yememiz gereken demin ne dedim? Kalorimizi kısıtlayacağız. Yüzde olarak aldığımız karbonhidratı kısıtlayacağız. Bu karbonhidratın alt grupları var. Onları hekimler ve diyetisyenler bildiği için alt gruplarına girmiyorum. Yağ miktarı düzeltilecek. Yani diyet aslında son derece önemli bir bölümdür. O yüzden bu konuda bilgili olan bir kişinin uyarılarına dikkat edecekler. Kesinlikle birçok aslında işleyeceğimiz konularla ilgili çok güzel sorular var. Hakikaten benim seyircilerim bayağı bir bilinçliler. Yok çok güzel sorular, çok beğendim. Güzel sorular, aynen. Tebrik ediyorum buradan bütün seyircilerimizi. Kesinlikle. Sivas'tan soru bekliyorum daha. Sivas'tan ne zaman bekliyorum acaba? Evet, canlı yayın telefon numaralarımızı tekrar hatırlatalım. Alan kodumuzla birlikte 571-58-0 numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz sevgili Vizyon 58 TV izleyenleri. Hocam damarın içini döşeyen zarı insan hayatındaki, insan sağlığındaki önemini konuşacağız. Bir eser mi alalım? Metin Esen'den güzel bir eser alalım mı? Hangisi gelsin? Metin hocama da soracağım. Şeker hastalığın var mı? Rahatsızlığın var mı? Güzel bir eser alalım ondan sonra devam 15 edelim. 15 gün önce kontrol ettim. Sadece dedi ki D vitamini eksikliği ve ellerin ondan soğuk. Mikrofonla konuşalım. Çok teşekkür ederim. Şöyle o güzel eserinle haydi bakalım. Hangisi gelsin?
çok çırpındık, mutluluğu aradık. Araya ölüm girdi, istemeden ayrıldık. Araya ölüm girdi, istemeden ayrıldık. Kırıldı elim kolum, gitti tutacak dalım. Mekanım cennet olsun yârim, güle güle sevdalım. Mekanım cennet olsun, güle güle sevdalım. Kırıldı elim kolum, gitti tutacak dalım. Mekanım cennet olsun, güle güle sevdalım. Mekanım cennet olsun, güle güle sevdalım. Azrail'e yalvarıp sana kurban olaydım. Allah'ıma yalvarıp sana kurban olaydım. Kırıldı elim kolum, gitti tutacak dalım. Mekanım cennet olsun, güle güle sevdalım. Mekanım cennet olsun, güle güle sevdalım. Kırıldı elim kolum, gitti tutacak dalım. Mekanım cennet olsun, güle güle sevdalım. Mekanım cennet olsun, güle güle sevdalım. Güle güle sevdalım. Yani sen diyor, sen diyor gelmedin abi. Sen diyor o kadar diyor, o kadar diyor vefasızsın ki. O kadar diyor böyle şeysin ki ben diyor seni diyor artık mezara diyor gömdüm. Mezara koydum ben seni. Ne acı bir şey karşı taraf için. Eyvahlar olsun. Kimi, bak bak Naci abinin kıymetli eşi de şu anda bizleri izliyormuş efendim. Türk halk müziğinin kadife sesi, kraliçesi. Naci zannesi şarkı benim. Ablacığım. Sen de okuyabilirsin. Onu soracaktım. Sevindim. Bak 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 sözümüzü kime ait? Sana ait soracağım. Gömdüğün illaki bir sevgili vardır. Şöyle mekanın cennet olsun seni gönderdim ben diyor ya ne kadar şey. Gömdüğüm sevgilim yok. Derdi, ama derdi. Diğer ve yaşanan şeyler Allah tüm sevdiğini kaybedenlere sabır versin. İşte, onların biz gözü dili kulağı oluyoruz. Evet beste taraflarında çok şükür sevdiğim çok yaşıyor. Öyle mi? Tam çok olsun. Güzel. Allah ne derler? Rabbim acı, mutluluğunuzu acı bozmasın. Diyeyim. Rabbim acısını sana göstermesin diyorum. Sevgili yönetmenim reklam ama. Evet. Tüm sevenler ayrılmaz. Evet çok güzel söyledin. Hiçbir seven, hiçbir çift, birbirini seven hiçbir çift ayrılmasın diyoruz. Rabbim ağızlarının tadını bozmasın. Evli çiftlerimizin, birbirini seven çiftlerimizin diyoruz. Evet. Kısacık bir aramız var. Aradan sonra bizler buradayız.
yakında hayalini hayalimle sözledim. Bahar gelmiş mor bulutlu dağlara, korkum sinmiş melekeli bağlara, gözüm dönmüş boz bulanık çaylara. Teşekkür ediyorum. Aksan eller der görmez. Bütün böyle olun, aşk şarkıları var ya böyle ekranları başında bizler izleyen değerli izleyicilerimiz, sevgi izleyenleri de eminim böyle bir uzak diyarlara gitmişler. Çok güzel bir aşk şarkısı. Dinleyenlere teşekkür ediyoruz. Yıllardır yolları da gözlerim. Gel artık diyor sevgiliye bak. Vizyoner 8 seyircilerine teşekkürler. Gerçekten. Ay yüreği güzel insan. Söz müzik kime ait? Söz Nacizane benim. Pardon, sözde Serhat Özdoğan, müzik benim. Müzik senin. He. Ama altyapısı da çok güzel. Yani Ruhi Bir Kalır kardeşim zaten çalıştık. Beste fabrikatörü. Evet. Onunla çalışmaya devam edeceğiz. Sağ olsun, o da elinden geleni yapmaya çalışıyor. Çok kıymetli sanatçılarla çalışıyor zaten. Çok, senin gibi üstadlarla yani. Ve duygusal bir insan, iyimser bir insan. Kesinlikle, sağ olsun, kesinlikle. O da yıllardır, geçen gün bana konuk gelmişti. Ruhi Bir Kalır izliyorsa buradan sevgilerimizi, hürmetlerimizi gönderelim. Gerçekten çok başarılı işlere imza atan bir sanatçı. İzlemesi lazım çünkü firmasından yeni albüm çıkardık daha. Öyle. Bence de. Zaten bana böyle zar zor geldin. Çünkü gerçekten Metin Esen çok yoğun sevgili izleyen.
edenler. Buradan çıkacak. Yarın zaten Almanya'ya gidiyorsun. Yarın sabah teşekkür Almanya'ya ediyoruz. Gidiyorsun. Turneler, İnşallah Avrupa bundan sonra daha da güzel. Avrupa turnelerim şans, var. Bize şans getirsin inşallah. Öyle. Daha da güzel olacaktı. Yeni albümle geldi zaten. yeni bir bebek de oldu gerçekten. Uzun uzun yıllar hani diyoruz ya un kapanı ahlakından, edebinden, oralardan o un kapanının tozunu yutmuş bir sanatçısın. Sektörde senin gibi sanatçılar gerçekten kalmadı diye düşünüyorum. Çünkü Ahmet Selçuk İlkan gibi Türkiye'ye mal olmuş, dünyaya mal olmuş Ferdi Tayfur gibi çok kıymetli güzel insanlar gerçekten çalıştın. Onlarla aynen. Birlikte onlarla konser beraber çalışmaların oldu. İşte, Avrupa turnelerinde. O zaman yani, ben çocuk biliyorum ama onur duyuyorum biz yani. Biz de daha yeni yeni büyüdük sayılır. Biz de yeni büyüdük sayılır. Çocukluğumuzun sanatçıları yani. Çocukluğumuzun aynen, sanatçılarısınız gerçekten. Çok iyi, çok iyi, gerçekten. Benim için çok büyük bir ayrıcalık. Nice güzel şarkılar yapmışlar. Duygusal şarkılar. Gerçekten evet. Onlar yüreğine sağlık onların. Evet. Yazanların, söyleyenlerin. Kesinlikle. Bambaşka gerçekten. Şimdi şarkı okuyanları sen eminim Metin Esen kesinlikle dinlemiyordur. Çünkü duyuluyor. Yok şimdi dinliyorum da ama duygusal şarkılar farklı oluyor. Bazıları tabii yani hem bir şeyler vermeli yani gerçekten. Evet evet. Mesela bu şarkı duygu olarak. Tabii bu şarkı hayatında kimse olmasa bile duygusal en nihayetinde insanız. Duygularımız var, hislerimiz var. Yani, o kadar güzel yazmış ki Serhat kardeşim de. Müzik evet. Peşinden geldi zaten. Birbirine hemen iç içe oluyor. Yani bir şey verirse aranjörlük o anda. Aranjörlük kısmın da var senin. Aranjörlük müzik, yani evet. Tabii söz yani beste de yapıyorum yani evet. Naçizane ama. İnşallah bundan sonra daha güzel piyasaya şarkılar yazarız. Piyasaya sunduğun, piyasaya sürdüğün çok besteler var. Bunu biliyorum. Sunmadığın, albümüne koymadığın çok besteler var. Bunları var, evet. Sanatçılarla paylaşıyor musun? Paylaşır mısın? Tabii ki paylaşmak istiyorum. Ruhi yani, Yılgalı sürekli hep paylaşıyor çünkü. Sanatçı bütün bestelerini. Şey bek, yani şöyle bir durum ama. Oldu. Ya ben okuyayım falan ama öyle değil. Aslında bekletmektense okusun, diğer arkadaşlar okusun, ben okuyayım. Daha güzel, daha sağlıklı olur aslında. Bestelerini paylaşıyorsun ama. Tabii tabii bundan sonra paylaşacağım evet. Özellikle. Hakikaten çok yoğun kendisi. Böyle turdalar, bilmem neler. Zaten albüm PR, albüm çalışması yapıyorsun şu anda. Aynen. Yeni çıktığı için tekrar hayırlı uğurlu olsun. 2-3 ay sonra inşallah daha farklı şeyler olacaktır. Evet. Sağ olun. Ama bari. Bu esere kesinlikle bu şarkıya diyeyim. Klip çekmen gerekiyor, kliplendirmen lazım. Sizi kırmayacağım. Gerçekten. İnşallah. Tamam. Ama ekranları başında bizleri izleyen değerli seyircilerimiz de benimle aynı fikirdedir diye umuyorum. Çünkü gerçekten çok güzel bir aşk şarkısı. Değil mi hocam, canım hocam? Gerçekten çok güzel. Kesinlikle çekmesi gerekiyor. Ben hangi şarkıya evet buraya o kadar senin gibi şans getiriyor. Yani. Kıymetli sanatçıları ben konuk olarak sizin, alıyorum. Diyorum ki evet kesinlikle buna diyorum. Sizin güzelliğiniz. Klip çekmen olun, lazım. Hakikaten de ses getiriyor efendim. Sosyal medya ortamlarında, dijital platformlarda gerçekten ses getiriyor. Metin Esen dinlemeli. O şarkıyı kliplendir. İnşallah. Sağ olun. Evet. Şöyle alayım ben seni. Ama baktığın zaman evet Türk halk müziği de okuyorsun. Metin Esen Türk halk müziği de okuyor. Ama biraz daha böyle işte Ferdi Tayfur deyince tabii akla gelen fantazi müzik. Halk müziği. Arabesk müzik. Tabii ama şimdi özellikle mesela Gazi Osman Paşa'da bir koroya gidiyorum. Eyüp'te bir koroya. Halk müziği de bambaşka yani repertuar tazeleniyor. Evet. Güzel çalışmalar rol ya. Çok evet. Şükür. Evet kesinlikle. Gerçekten hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Albüm gerçekten 10 numara ve böyle ağırlıklı olarak da arabesk ve mikrofon alalım. Arabesk ve fantazi müzik üzerine. Zaten çalışan isimlerden de belli yani ama Türk halk müziği de önceki eser albümlerinde illaki vardı. Çünkü repertuarın gerçekten çok şey, gırtlak yapın çok iyi bir kere. Teşekkür ederim. Sağ gerçekten olun. Senin gibi kıymetli sanatçıları yani 35 yıldır sanat camiasındasın, sanat yapıyorsun, müzik yapıyorsun. Gerçekten gurur duyucu bir sağ durum diyoruz. Efendim Vizyon Arsa Ofisi'nin katkılarıyla, sponsorluğuyla, bir zekayla hayatın içinden programı tüm hızımızla devam ediyor. Ekranları başına yeni geçen seyircilerimiz varsa gerçekten doktorlu bir program işliyoruz. Faydalı bir program işliyoruz efendim. Doçent Doktor Nuri Haksever. Endokrinoloji. Dilim dönüyor hocam bak. Bravo şahane. Dilim dönüyor canım hocam. Endokrinoloji ve metabolizma uzmanı doçent doktor Nuri Haksever hocamla sevgili Vizyon 58 TV izleyenleri şeker hastalığına dair her şeyi konuşuyoruz. Evet canlı yayınımıza bağlanmak isterseniz eğer efendim
Alan kodumuzla birlikte 0212 571 58 çift 0 numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Sevgili Vizyon 58 TV izleyenleri, iPad'im yanımda. Hocama sorularınızı, şeker hastalığı probleminiz varsa sorularınızı sorabilirsiniz. Bunun için ne yapıyoruz efendim? 58 yazıyoruz, boşluk bırakıyoruz. Adımızı, soyadımızı ve ilimizi yazdıktan sonra hocama, kıymetli hocama sorunumuzu yazıyoruz. Sonrasında da 3969'a gönderiyoruz. iPad'de böyle elimde benim karşımda. Sevgili izleyenler, canlı canlı sorularınızı hocama soruyorum. Hocam çok güzel konulara değindik. Reklam arasında da çok SMS geldi. Bununla ilgili çok konu var gerçekten. İnsan sağlığında damar kan dolaşımı neden önemlidir hocam? Vallahi önemli olmayan bir yer yoktur diyeyim de. Aynen öyle, kesinlikle, kesinlikle. Şimdi vücudumuzda hastalıklara bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi biz dediğim gibi hani başlangıçta söyledim, işte bulantımız olunca bulantıyı keselim, ishal olunca ishali keselim, başım ağrınca baş ağrısını engelleyeyim, ateşim düşerse ateşimi düşüreyim gibi. Ben kusura bakmayın ama buna çok ilkel bir yaklaşım diyorum. Hı hı. 21. yüzyıla yakışmayan bir yaklaşımdır bu. Bunları çok net söyleyeyim ve yaklaşık 40 yıllık tıp dünyası içindeyim ben ve özellikle son 25 yılını bununla mücadeleye adadım. Eğer biz bir takım değerlere doğru sahip çıkmazsak, yanlış yolda ilerlersek sonucunda da yanlış noktaya varırız. Evet, adres hocam tarifi gibidir bu. Hı hı. O yüzden 25 yıllık çalışmamın şeyi şuydu. Hastalıkların ortak özelliği nedir? Şimdi bağırsağım hastalanıyor, karaciğerim hastalanıyor, kalbim hastalanıyor, kanser oluyorum, şeker hastası oluyorum, hı hı, alerji oluyorum. Ya bunların karşısında bir ortak noktası olması gerekir. Neden? Biz anne ve babadan gelen yarım hücre birleşip bir hücre olmuyor muyuz? Sonra bir hücre 2, 4, 8, 16 ile çoğalmıyor mu? Demek ki her şeyin kökeninde bir şey var. Biz ağaçların nasıl büyüdüğünü biliyoruz, çiçeklerin bir tohumdan ve tabii dallar çıkıyor. Demek ki dedim hastalıkların ortak bir noktası olması lazım. O nokta neresi hocam? Sonra insan bedenini, zaten bunlar bana hastalıkla da kavrama şansı tanıdı bu düşünce. Bizim bedenimizde değişik sistemler var. İşte dolaşım sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi, hareket sistemi gibi. Bu sistemler birbiriyle ortak çalışırsa her şey mükemmel gidiyor. Esasında yollar. Eğer yolların olmadığı bir yere gitme şansın var mı? Yok hocam. Tren yolu ya da yok, deniz yolu tabii, ya da karayolu. Yani, tabii ki. İşte bedenimizde de bu damarlar. Eğer damarlar açıksa, yol varsa ve bu eski yolları düşünün. Toprak yol, çakıl yol, yamuk buruk yol nasıl gidersin? İki şeritli yol şöyle böyle gidersin. Dört şeritli otoban. Aynen öyle. İstanbul, İzmir, Ankara 200 saat. Mantık. Şekerin yani daha doğrusu hocam tatlı dedik ama yani zehir diyelim. Zehir hastalığının aynen zehir hastalığının burada şeyini anlatacağım, nedir? Benzetmesini anlatacağım işte. Aynen. O yüzden aslında bizim yolumuz açık olduğu zaman ben İstanbul'dan Ankara'ya, İstanbul'dan Sivas'a, Antalya'ya, İzmir'e her yere gider miyim? Şeker hastalığı ne biliyor musunuz? Bu yolun üzerine, o asfaltın üzerine döşenen tuğlalar. Yolları siz çıkıyor. Şimdi yolun üzerine gidiyorsunuz, tuğlalar dökülmüş yollara. Nasıl gideceksin kardeşim yoldan? Araban gidemeyiz. İşte şeker bizim damarlarımızı böyle berbat ediyor. Ah bu şeker hastalığı. Kan dolaşımı bozuyor. Neymişsin ya? Yolları da bozuyor. Yaktı, bahsettik çok o. Yakış. Ama biz o yakışı unutuyoruz. Zannediyoruz ki hemoglobin A1'ci değeri normal dönünce her şey bitti. Yok öyle bir şey. Yaptığın hatalar duruyor ve onun cezasını çekiyoruz. Hemoglobin değeri normali düşse dahi diyoruz. Hala risk faktörü var. Hala var ve o zararlar da yazıldı. O zararlar silinmedi. Ve şeker hastalığı bilkici etkisi olan bir hastalıktır. Yani 1, 3, 5 oldu geriye dönmüyor. Yaptığın hatalar bunun üzerine ekleniyor. 6, 7, 8. Sen o bardak dolana kadar görmüyorsun. Diyorsun ki bu bardak boşlanmış ama 9,5 olmuş. 10 olunca taşacak. Biz taşınca ah vah vah diyoruz. Tabii belirtilerini biz vücudumuzda reaksiyonlarını hiç eksilmiyor. Hep artıyor. Reaksiyonlarını gördükten sonra tabii O yüzden kan dolaşımı kanserde dahi çok önemli. Şimdi kan dolaşımını belirleyen en önemli faktör ne biliyor musunuz? Evet hocam. Endotel dediğimiz damarların içini döşeyen zar. Bu soğan zarı gibi zar. Aynen, zarla ilgili de SMS gelmiş hocam. Fakat bu zar damarın içini döşeyen. Vücudumuzda 40 bin kilometre damar var. Evet. 40 bin kilometre damar. 40 bin kilometre. Ve bunların içinde bilmiyordum efendim. Bu endotel hücrelerin 100 trilyon hücre var. 100 trilyon dünyanın hücresi var. Ve bu hücreler bir takım maddeler salgılıyor. Bu maddeler damarın çalışmasını, pıhtı olup olmamasını, bir kadının anne olup olmamasını, bir erkeğin erkek olup olmamasını,
tansiyonun çıkıp çıkmamasını, beynin hiç alıp çalışmamasını, kanser olup olmamanı belirleyen maddeler bu zardan salgılanıyor. Hmm. Ve 1,5-2 kilogram ağırlığında ortalama olarak. İncecik, gözle gözükmeyen, mikroskopla bile gözükmeyen bir zar. Ama 40 bin kilometredeki zarı toplayınca 2 kilogram ağırlığa varıyor. Hocam siz nasıl görüyorsunuz yani? Bunu elektron mikroskobuyla yapılan çalışmalarda. Neyle hocam? Elektron mikroskobu. Yani ışık mikroskobu falan filan değil. Normal basit mikroskopla değil. Mikroskopla görülmez diyorsunuz zaten. O normal kadar mikroskopla gözükmüyor. Ancak işte elektron mikroskobuyla gözükebiliyor. Ne kadar? Dolayısıyla bu çok önemli zar. Ve buradan zar salgılan bir madde var. Bunu herkes öğrenecek. Bakın. Ben genelde 20 yıl öncesinden bazı şeyleri söylerim. Evet hocam. Bu dediğim nokta esasında şu anda bilinene 20-94'te söyledim. Hatta 25 yıl önce. Nitrik oksit denen bir maddeyi hiç unutmayın. Nitrik oksit. Nitrit? Oksit. Oksit efendim. Bu hem endotelden salgılanıyor. Endotel neresi hocam? İşte o zar dediğim. Zardan salgılanıyor. Salgılanıyor. Evet. Ve kendisini salgılan zarın da sağlamlığını sağlıyor. Eğer nitrik oksit azalırsa zar da bozuluyor. Zar bozulursa nitrik oksit daha az salgılanıyor. O az salgılanırsa daha da azalıyor. Ama biz eğer nitrik oksit arttırırsak endotel düzeliyor. Endotel düzelince nitrik oksit artıyor. Hepsi birbirine ne kadar bağlantılı yani mekanik. Ve bu beyin kanaması, felç, demans, Alzheimer, kalp krizi, kemik erimesi, kilo alma, aklınıza ne gelirse hepsinin temel noktası. O yüzden ben bütün tedavimin başlangıç noktası bunu oturttum. Evet. Yani kan dolaşımı sağlamadan, yani ben buradan bir yere ambulans yollayacağım. Nasıl yollayacağım yolu olmayan yere? Yangın, itfaiye nasıl gidecek? Hiçbir şey gidemez ki. Yol olmazsa hiçbir tarafa gidemeyiz. O yüzden mutlaka kan dolaşımını düzelteceğiz. Evet, ismini yazmamış bir seyircimiz Sivas'tan bir SMS geldi hocam size. Ameliyatla şeker hastalığını sıfırlıyorlar. Uzman olarak hocam önerir misiniz? Demiş ama ismini vermemiş tamam, efendim. Tamam, sorun değil. Belki çekinmiştir. Yani ben, metabolik evet, cerrahi. Değil mi hocam? Doğru biliyorum. Ben dersime iyi çalışıp geldim canım bravo, hocam. Bravo, bravo. Evet. Altınoğlu kitabım benim. Bu özellikle kiloyla ve yapılan ameliyatlarla alakalı. Evet, seçili vakılarda yapılabilir. Ama biz hem bireysel olarak karşıyım hem de bizim endokrin derneğimiz var. Endokrin derneğimize karşı. Çünkü bu tarz ameliyatlar 1970'li yıllarda yapılan mide ülser ameliyatlarının benzeridir. Evet hocam. Ve biz o zaman bu ameliyatlar mecburen yapılıyordu asidi engellemek için. Halbuki sonra ilaçlar çıktı asidi yok eden. Evet. Ancak artık hiçbir umut kalmamış, artık ömrünün sonu azalmış olan kişilerde açıkçası öneriyorum ama ameliyat olsa bile dikkat edilmesi gereken bazı faktörler var. Yoksa ben ameliyat oldum, şekerim düzeldi, her şeyi yapayım tamamen yanlış. 5-10 yıl içinde tekrar eskisinden daha kötü hasta olursun. Ve bu sefer tehlikede ne biliyor musunuz? Artık ilaçlar bile doğrusu etkili olmayacak. Yani bu ameliyatı, bu operasyonu son çare olarak görüyorsunuz. Dönüşü olmayan bir yol. Ha, çünkü dediğim gibi eğer yeniden başlanan şeker çıkarsa ilaçlar bile etkili olmayacak. Hocam ne? Evet, oksitte omega 3. Yani evet, ne kadar değerli? Bunu biraz açılımını yapalım. Vallahi ne işe yarar yani? Omega 3... Aslında bir denge halinde vücudumuz. Omega 6 ile omega 3 arasında bir denge olması gerekiyor. Yediğimiz hamur işleri ve unlu gıdalar, pirinç, yağlar, ayçiçek yağıymış, efendim mısır üzü yağıymış. Omega 6'sı çok yüksek olan maddelerdir. Omega 6 damarların büzülmesini, tıkanmasını, daralmasını yani ve kanser olmayı sağlayan maddedir. Hocam bu noktada yani beslenme, omega 6. Sağlıklı beslenme çok önemli değil mi? Yani bakın ben net söylüyorum. Evet. Omega 6 ne kadar fazlaysa damarında pıhtı olacak. Damarın tıkanacak. Neyle oluşuyor? Omega 6. Sayalım pirinç. Hocam. Pirinç efendim. Ekmek. Hocamızı dinliyoruz. Pirince son veriyoruz. Glutenli ekmek. Ya da glutensiz fark etmiyor. Un. Hocam glutensiz olsa yiyemiyor muyuz? Bakın ben doğrusunu söyleyeyim. Az miktar demek de insanı ölçüler demek de bir sıkıntı yok. Fazla yerseniz azı karar çoğu zarar diye bir laf var. Ben omega 6 hiç olmasın demiyoruz işte. Hocam canım hocam haftada denge. Kaç porsiyon pirinç pilavı yiyebiliriz? Bu benim dahil. Şimdi biraz sonra söyleyeceğim cevabı. Canım neden? Hocam, çünkü çok seviyorum şimdi ben. Şimdi onun cevabını biraz sonra. Bir de bol tereyağlı. Dengeyi kurduktan sonra. Omega 3 ise eskiden eğer hayvanlar yaylada besleniyordu, taze otla besleniyordu. O zaman o hayvan etinde omega 3 vardı. Tavuklar etrafta besleniyordu. O yumurtada omega 3 vardı. Balıklar soğuk deniz balıklarında omega 3 var. Ama çiftlik balığında yok. Sıcak iklim balığında yok. Tatlı su balığı. Bir de aksine ne var?
denizdeki kirlilikler, ağır metaller, civa, nikel, kadmiyum, alüminyum plastik gibi falan zehirler var. Evet. Dolayısıyla evet, bizim bedenimizde omega 3, omega 6 dengesi olması lazımdı. Bir dilim ekmek, bir omega 3. Bir dilim. Evet. Bir kepçe, bir kepçe, bakıyorum ben böyle, bir kepçe pilav, evet, 3 omega 3. Yani ben bir kepçe pilav yersem 3 tane omega 3 yerim. Ha canım pilavda 2 kepçe mi yemek istedi? 6 tane omega 3 al. Efendim ben hiç 4, affetmiyor, hemen alıyormuş. 4 kepçe pilav yiyeceğim. Evet. Tamam, 12 tane omega 3 al. Efendim omega 3 o kadar alınır mı? 4 kepçe pilav yenir mi? Bakın karşılıklar bunlar. Dolayısıyla yediğin ekmek azsa, yediğin pilav azsa ve mısır özü yağı özellikle çok tehlikelidir. Mısır yağını çok fazla kullanıyorsan, mısırı zaten hayattan çıkartmak lazım, o da başka bir konu ama. Omega 6 dengesi böyle çıkar. Kanser olman kolaylaşır. Kansere davet ediyor, evet. Evet, damar tıkanıklığı kolaylaşır, demans olursun, hafızan kaybolur. Ben neredeyim, ne yapıyorum, kimim? Sapıtırsınız. Hocam, depresyona girersin. Evet. Bu arada omega 6 fazla depresyonla alakalı. Öyle mi? Tabii. Millet depresyonla neden? Omega 6'yı fazla alıyor, omega 3 azalıyor. Bakın omega 3, omega 6 dengesini kuru vücutta ne kadar mutlu, huzurlu, başarılı, sağlıklı insanlar olacak. Doğum yapamamanın altında bile omega 6 fazlalığı var. Ya, o zaman kesinlikle efendim kesinlikle ekmekten uzak duruyoruz. Ve omega 3, pirinç pilavından o demin bahsettiğim nitrik oksitle sinerjik etki dediğimiz bir etki gösteriyor. Yani birbirlerinin etkilerini kuvvetlendiriyorlar. Evet. Ve işbirliği yaparak damarları açıyorlar. İnsanı gençleştiriyorlar. Eğer genç kalmak isteyenler varsa aranızda. Tabii yani ki vardır bazı hocam. İnsanlar yaşlanmak isteyebilir. Yani ben yaşlı, işte buruş buruş cildim kim olsun. Kim yaşlanmak böyle, ister? Hoca zar zor böyle, yiyeyim. Bak hoca nasıl böyle şeyler atıyor böyle. Kinaya yapıyor şey, efendim. Mecaz mürsel yapıyor şu yatağı, anda. Yatağı böyle ayağa kalkamayayım. Tuvaletimde. Kim ister evet, canım hocam? Yatağı sürgüyü altıma koysunlar. Ay tövbeler olsun, ben şimdi pirinç pilavı böyle. Yemeği bile başkası yedirsin. Böyle. Nerede olduğu bilmeyeyim. Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Canım hocam kim böyle bir yaşlılık ister yani. Aykut diyor aman aman benden uzak dursun bak. Ama öyle yapıyoruz. Yani yaptığımız hareketler ona doğru koşuyor. Evet. Biz nereye koşmak istiyoruz? İyi de canım hocam ne şöyle yiyelim yani. Şöyle genç olsak, sağlıklı olsak, fit olsak, kilomuz düzgün olsa. Vallahi aç yatıyorum canım hocam. Şöyle, aç yatıyorum ya gerçekten. Bu arada bir şey söyleyeyim. Demin D-vitamin aklıma geldi. Diye. Cilt buruşluk mesela D-vitaminle de çok alakalı. Cilt ne kadar buruşursa D-vitamin o kadar düşer. Ha. Kanda yüksek bile olsa D vitamini eğer cilt buruşuksa evet, etkisi azalır, kanserleşme artar. Her şey bir denge halinde. Evet. O yüzden biz ne kadar mekanik çalışıyor değil mi? Cilt buruşukluğuna sadece güzellik olarak bakmıyoruz. Göbekle. Sadece göbek. O senin bileceği şey. Bize enteresan eden şey şu. Göbek içinde biriken yağdan zehirler salgılanıyor. Normalde vücudumuzda olmayan zehirler o yağ dokusu göbek içerisinde bakın. Ha, kalçadaki göbek yağlar değil. Ha. Koldaki yağlar değil. Ensenizdeki, suratınızdaki yağlar değil. Göbekteki yağlar direkt olarak zehir üretiyor. Ve karaciğeri bozuyor. Eyvah. Şeker hastası olmanızı, alerji olmanızı, astım olmanızı, tansiyon hastası olmanızı. Bunun göbekle alakası yok değil mi hocam? Yani göbek derken hani böyle kiloyla alakası yok değil mi? İsterse zayıf olsun. Hatta bir göbek bölgesi çok önemli. Fazla. Naci abicim Naci Altın evet bayağı. Bel kalça oranı denen bir oran daha vardır. O mesela diyelim ki siz az kilolusunuz. Evet. Yani şöyle örnek vereyim. Biri 80 kilo beli 90 santim ya da 100 santim diyelim. Evet. Diğeri 100 kilo beli 100 santim. Hangisi daha iyi? Şöyle diyebilir çoğu insan. 80 kilonun daha iyi. Hayır. Yani ben de öyle diyecektim. Çoğu insan öyle zanneder. 100 kilo olan daha iyi. Neden biliyor musunuz? Bel ve kalça oranı var. Bel ve kalça oranı. Sırayla ölçülsün ve göbekle ölçülsün biliniyor artık. Göbeği kalça çevresine bölecekler. Hocam o getirdiğiniz görselleri başka bir programda gösterim, seyircilerimizle paylaşalım. Gerçekten böyle 0.9'un üzerindeyse evet, risk artıyor. 0.9 0.9'un üzerindeyse risk artıyor. Ölçülebilir değil mi hocam mezroyla? Çok 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 basit. Yani bu zaten basit olduğu için söylüyorum. İki kadınlarda da 82. Kadınlarda da erkek, evet 82. Erkeklerde 92 efendim. Bravo. Havzama kazıdım. Siz tamam öğrendiniz mi? Öğrendim hocam dersime çalışıp geldiniz. Yazılımda soracağım bu soruyu yazılımda. Aynen aynen hocam. Valla fakülte yıllarım aklıma geldi gerçekten. Vallahi. Sevgili yönetmenim kaç dakikamız kaldı?
Son sözleri evet alalım. Ne çabuk geldi. Daha hocam çok güzel konular vardı. SMS'ler de geldi bu konularla ilgili. Antioksidanlarla ilgili. Guatr Hashimoto. Neden yetersiz ve ne yapalım? Bunlarla ilgili aslında hücre zararı daha değineceğimiz birçok konu var. Ama tabii hücre zararı çok önemli esasında. Aynen ilerleyen zamanlarda tekrar konuğum olup o görsellerle birlikte hocam. Pazar günü bununla ilgili bir seminer vereceğim. Yani öyle çok, mi? Israr oldu. Evet. Ve ücretsiz bir seminer esasında arzu edenler de katılabilir. Evet yerini zaten söylemeyelim hocam reklama girer. Nuri Haksever diye yazdıklarında aynen. Sitenizden zaten... sana faydası olsun öyle diye. Öyle mi hocam bak eminim hiçbir şekilde siz gerçekten alanında gerçekten çok başarılı bir isimsiniz. Doçent Doktor Nuri Haksever endokrinoloji ve metabolizm uzmanına çok teşekkür ediyorum güzel. Hocam. Gerçekten beni de ayrıyetten bilgilendirdiniz. Ekranları başında bizleri izleyen değerli seyircilerimize de bilgilendirdiniz. Doğru bildiğimiz yanlışları gösterdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sizin gibi teşekkürler. Evet. Sizin güzel bir programı ve iyi bir sunucuyla beraber program çok büyük bir zevk. Bu çok teşekkür önemli. Ederim. Hocam çok güzel geçti. Ne ara gündü? İlk defa geliyorsunuz benim i̇lk yayınıma. Defa, evet. Gerçekten yani çok güzel böyle bir enerjiyle hem böyle esprilerle. Ortam enerjisi çok güzel. Müzikler güzel. Evet. Siz güzel. Edabımız ortama ayak uyduruyoruz. Teşekkürler. Çok teşekkürler hocam. Canımsın. Teşekkür ediyorum. Metin Esen çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yüreğine sağlık. Yüreğine sağlık. Ediyorum. Çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun albümün. Başarıların daim olsun. Zaten başarılısın da yani. 35 yılı devirmişsin. Seveceğiniz. Teşekkür yani, ediyorum. Sağ kitlelere olun. Her şekilde sağ sen hitap ediyorsun. Gerçekten. Gerçekten ben de hocamla bir arada aynı programda olmaktan sizlerle çok mutlu oldum. Sağ olun sizlere. Allah ömür, sağlık versin. Teşekkürler. Çok mersi. Efendim Vizyoner Ofisi'nin katkılarıyla, sponsorluğuyla Yeliz Akay'la Hayatın İçinden programının bugünlük sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına herkese mutlu hafta sonları diliyoruz. Salı günleri biz, salı günü önümüzdeki hafta yani. Konuklarımızla bizler Vizyon 58 TV ekranlarında olacağız. Sizler de bizleri yalnız bırakmayın. Salı günü görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın diyoruz efendim. Ve Metin Esen'in o güzel eseriyle programımızın kapanışını yapıyoruz. Haydi bakalım. Hangisi geliyor sevgili yönetmenim? Kollarında gel Adanalı kız güzel edalı kız Adana çarşısında gezemiyorum yalnız gel gel Adanalı kız güzel edalı Çalımın dağını
uyan, çalının dalı uyan. Adanalı dururken yabancı alır mıyım? Adanalı dururken yabancı alır mıyım? Gel Adanalı kız, güzele dalı kız. Adana çarşısında gezemiyor mu yalnız? Gel gel Adanalı kız, güzele dalı kız. Adana çarşısında gezemiyor mu yalnız? Çıkmış pamuk dalına, yar karşıdan geliyor hep salına salına. Yar karşıdan geliyor hep salına salına. Gel Adanalı kız, güzele dalı kız. Adana çarşısında gezemiyor mu yalnız? Gel gel Adanalı kız, güzele dalı kız. Adana çarşısında gezemiyor mu yalnız?